Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soru cevap videolar yapacağız. Orta oyunu kullanılan ilk Türk devleti. Biliyorsunuz ki Uygurlar neden o yerleşik yaşama geçtiler? Kitap okudular. Kitaptaki hikayeleri anlattılar. Buna özet geçme ya da betimleme dediler. Sonra bunları canlandırdılar ve oyun oynadılar. Ve tabii ki orta oyununu buldular. Kim bunlar? Uygurlar. Uygur Devleti'nin kurucusu. Bakalım kimmiş Bilge Külkal. Uygurlarda ressamlara verilen ad Bedizci. Bedizci'dir, ne olacak işte Bediz. Devlet hükümdar ailesinin ortak malıdır kutlu anlayışı diyen hükümdar. Metehan. Tabii ki bu şansa keder. Gerçekten şansa keder. Bir aileye vuruyor ve o aile yönetiyor. O aile yönetiyor yani. Yani bu şans da değil de ne isimsin? Han, Hakan, Kaan, İtikut, Şeytan, Tanhür, Yap, Kanat, Yöneticisi, İbadi, İteber, Uygur, İrecin, Erkin gibi ünvanlar verildiği için. Hükümdar. Fark ettiyseniz burada İslamiyet'ten önceki verilen ünvanlar vardır. Yani işte sultan, bir nedir? Araplardan gelme bir şey. Yani. Ha, bunu da Gazneli Mahmut II Sultan ünvanı kullanan hükümdar. Bu da çok olarak sınavda çıkabilir. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk topluluğu. Biliyorsunuz ki Karluk. Neden? Talas Savaşı'na ilk bunlar giriyor. Karluklar, Yağmalar, Çiğiller. Talas Savaşı 751 yılında gerçekleşiyor ve bunlara bakıyor ki bunlarla bizim benzerliklerimiz var. Neden olmasın diyor. Eski Türklerde cenaze törenini verilen isim. Vallahi bilemedim şimdi neymiş lan. Tüh, Allah belanı versin. Bunu bilemedim ya. Yok. Ağıt değil miydi ya? Neyse. Edebiyat çok edebiyat. Şu edebiyatı çok dinledim. Ben gerçekten oralarla çok bağlantılı. Edebiyat Türklerde savaştan dönenler için verilen şenliğin adı ne? Vallahi bilmiyorum neymiş. Tu Allah belanı versin. Bunu da bilemedik ya. Toy. Tabii ki biliyoruz arkadaşlar. Toy şenlikleri oluyor. Etli metli. Tabii bu toy şenlikleri bazen işte av şenlikleri de olabiliyor. Toy şenliği falan filan işte anlayın. Hükümdarlık sembollerinde kodus torguş anlamına gelen. Hükümdar sembollerinde kodus. Valla bilmiyoruz. Neymiş tüy. Lan tuğ dese tüy olduğunu anlayacağım. Hani hükümdarın tuğ. Abdülaziz'in tuğusu vardır. Hani koduzu bilmiyorum da tuğuyu biliyorum yani. Az uçuk. Yani çok değişik bir soru olabilir. En gelişmiş ve günümüzün en yakın kültürü. Tabii ki Tagar. Tagar kültürünü biliyorsunuz, en gelişmiş kültür. Evet arkadaşlar, video çok uzadı. Yani kanalımıza abone olup bize de destek olmayı unutmayın.